Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Hocam yayına başlamamışız gibi bakıyorsunuz bana ama başladık. Yok ya, şu ana kadar 3 kere başladık yayına. Evet, bu sefer yayındayız gerçekten. Rejimiz çok neşeli bugün. Haftanın son günü, hafta sonu tatili yaklaştı. Hayır, herhalde yani herkesten onda beklerim de yani bizi Rona'dan yayına başlıyor. Rona'dan hiç beklemezdim yani. Rona şu an rejide, bizi sevgili seyirciler 3 defa yayına başlıyormuşuz. Pardon, 3 defa değil, bu 2. defa şakası yaptılar. 1 Nisan değil. Bugün ne? Bugün 19 Nisan. Biraz gecikmeli Rona'da 1 Nisan algısı herhalde. 19 Nisan'da şaka yaptı. Jeton yeri düştü o zaman. Peki hocam, Çin'le başlayacağız. Çin'den çok önemli bir haber var. Evet. Çin'de sermaye hareketlerinin serbestleşmesine gidiliyor ki bu hakikaten Çin açısından, sadece Çin açısından da değil, küresel piyasalar anlamında hakikaten önemli bir gelişme. Çin evet. Yuan artık gelecek haftadan itibaren daha geniş bir bantta dalgalanacak. Evet. Bunu biraz açalım isterseniz. Bu ne anlama geliyor? Dünya piyasalarında ne gibi etkileri olur? Bizim piyasayı etkiler mi? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizde biliyorsun kur serbest. Yani kurlar her yere gidebilir. 2 liraya da gidebilir, 1.50'ye de düşebilir. Normal şartlar altında. Fakat Merkez Bankası'nın uygulamakta olduğu para politikaları sonrasında o volatiliteyi azaltmak için, yani çok fazla hareket etmesin kur, millet de önünü daha rahat görebilsin diye Merkez Bankası belirli bir politika seçeneği uyguluyor. Çin'de ise şöyle bir durum var. Bizim 2001 krizi öncesi uyguladığımız durum var. Biz 2001 krizi öncesinde Merkez Bankası açıklama yapıyordu. Bir bant vermişti ve bu bant içerisinde kurlar dalgalanacaktı. Şöyleydi, örneğin yani bugünkü fiyatlarla konuşursam daha iyi anlaşılacak. Merkez Bankası şunu söylüyordu. 1.75'te 1.85 bandını verdiğini düşün. Eğer kurlar 1.85'e gelir de orayı yukarı kırmaya çalışırsa, Merkez Bankası inanılmaz dolar satacak. Elindeki döviz rezervlerini bitirene kadar da 1.85'i korumaya çalışır. Biz 2001'de işte onu koruyamadık. Yani rezervler bitti, bitince kur patladı gitti. Şimdi Çin'de de benzer bir durum var. Ve Çin'de özellikle bu bant aralığı, yani alt ve üst bant çok dar. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri çok güçlü olduğu için yaklaşık nereden baksan 2.8 trilyon dolar civarında bir döviz rezervi var. Bu yüzden ne zaman birisi döviz almaya, dolar almaya kalkışsa, ki alamıyor zaten, izin de alabiliyorsun. Çünkü orada sermaye hareketleri sınırlı. Böyle bir durumda Merkez Bankası o fiyattan istenildiği kadar döviz alacağını garanti ediyor veya döviz satacağını garanti ediyor. Bu dalgalanan bant sistemi bu. Şimdi Çin'in özelliği şu. Bu bandı açarsa eğer Çin, genişletirse bandı, yuan aşağı ve yukarı hareketler yapabilir. Fakat biz biliyoruz ki Çin'in döviz rezervleri çok güçlü olduğu için, her sene işte minimum %7,5-8 büyüdüğü için Çin ekonomisi çok güçlü. Yuan'ın normal şartlar altında 6.70-6.80 değil, belki serbest bıraksan, yani her şeyi bir anda bandı mandı kaldırsan, belki yuan 1 dolar 3 yuana düşecek. Yani 1 dolar şu an 6 ile 7 arasında böyle bir dalgalanma yapıyor. Çin gelecek haftadan itibaren bu bandı açıyor. Bandı açması haberi sonrasında yuan hızla değer kazandı. Yuan'ın değer kazanması ne anlama geliyor? Ve sermaye hareketlerinde daha bir serbestleştirecekler. Yani daha önceki kontroller, sen şimdi gidip eğer Çin'den bir tahvil almaya kalkarsan veya hisse senedi almaya kalktığında bunu devlete bildiriyorsun. Bizde nasıl? Bizde adam geliyor, yabancı bir adam. Burada herhangi bir şekilde hesabını açtırıp kimseye bilgi vermek zorunda değil. Bir yabancı hesap açtırıp istediği yatırım enstrümanını alıp satabiliyor. İşte Çin'de serbestleşmeye doğru bir gidiş var. Bu Çin piyasaları açısından, daha doğrusu Çin ekonomisi açısından iki tane sonuç doğurur. Birincisi, çok daha fazla sermaye girecektir Çin'e. Örneğin Çin borsası uzun zamandır çok düşük seviyelerde seyrediyor ve fiyatlar oldukça ucuz.
Ama bu sınırlamaların olması yabancı yatırımcının hisse senetleri piyasasına, işte tabi bono piyasasına girmesini engelliyordu. Sınırlamaların yavaş yavaş kaldırılacak olması dışarıdan Çin'e bir para akışını da beraberinde getirecek. Ama dışarıdan gelen adam Çin'de işlem yapabilmek için doları verecek, yuan almak isteyecek. Ve yuanla bu işlemleri yapacak. Böyle olduğu zaman da nasıl ki yabancılar bize gelip de dolar verip Türk lirası alıyorlar ve bu Türk lirasıyla gidiyorlar devlet tahvili, hisse senedi vesaire alıyorlar. Tabii bu işlemler sonrasında yuan'a ciddi bir talep oluşacak. Yuan değer kazanacak. Yuan'ın değer kazanması finansal piyasalar açısından olumlu. Bu Çin borsasına ciddi alım getirir, yukarı yükseltir ki bugün itibariyle Çin borsasında yaklaşık %2.20 yukarı bir hareket var. Bu kararlar sonrasında artık bu sabah itibariyle Avrupa'da uyandı ve Çin'de ciddi alımlar var. Çin MSCI GOP endeksi dedikmiş, gelişmekte olan piyasalar endeksi içerisinde çok büyük bir ağırlığa sahip. Bu nedenle bu gelişmekte olan piyasalar endeksi üzerinde çok ciddi etki gösteriyor şu an. Dolayısıyla gelişmekte olan piyasa borsalarını yukarı doğru itiyor Çin'deki hareket. Kısa vadede dediğim gibi bu kararlar finansal piyasaları açısından, Çin'in finansal piyasaları açısından olumlu. Ama orta vadede ve uzun vadede yuan'ın değer kazanması Çin mallarının satışını zorlaştıracak. Yani adamların ihracat yapması daha zorlaşacak. Çünkü yuan değer kazandıkça ihracatların azalıp ithalatların artması lazım. Bu tabii bizim gibi ülkelere de yarayacak. Yani Çin'le rekabet eden belli alanlarda biz de Çin'le rekabet etmek durumunda kalıyoruz. Evet. Böyle bir durumda bizim üretici açısından oldukça önemli. Dolayısıyla ileriki dönemde belki bir yıl sonra, iki yıl sonra Çin rezervlerinin eridiğini göreceğiz. Yani ne kadar bandı genişletirlerse ve ne kadar sermaye hareketlerine izin verirlerse kaçınılmaz olarak Çin yuanı değer kazanacak. Yani şu an bana sorsalar hangi paraya yatırım yapardın? Direkt olarak hiç düşünmeden Çin yuanına yatırım yapardım diyebilirim. Ama yuanın değer kazanması bantla sınırlı. Bandın dibine kadar gelmişse alsanız bir şey kazanmazsınız. Bir şey ifade etmiyor, tabii. Evet. Fakat ileride de bu bant daha da genişletilecekse buradan alım yapılabilir. Şimdi izleyici hemen tabii buradan şunu soracak. Hocam nereden yuan alabiliriz şeklinde soracak. Hiçbir yerden yuan alamazlar. Ama çünkü orada hala sermaye kontrolleri var. Ve bu işlemleri Çin'le yapmak oldukça zor. Hani büyük kurumlar bunu yapabilirler ama normal küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı yapmasına neredeyse imkan yok. Hani burada yuan alsanız ne yapacaksınız? Kimse Türkiye'de gidip yuan ödeseniz kabul etmez. Ama böyle bir sonuç doğuracak. Şimdi dünyanın ilerisi için baktığımızda ikinci bir sorun yaratacak bu. O da şu. Çin mallarının pahalanmaya başlaması ki önümüz belki bir yıl sonra Türkiye'ye giren ithal Çin malları var ya, hani sen geçen şey demiştin, Çanakkale'ye gittiğimde işte Çanakkale abidi anıtın heykelciklerin hepsi bir baktım altında Çin malı yazıyor. İşte onları 1 liraya satarlarken artık 1,5 liraya 2 liraya satmaya başlayacaklar. Bu özellikle Çin'den gelen mallar sadece bizim için değil, hem Avrupa hem dünya diğer Amerika içinde Çin'e giden mallarda fiyat artışını net bir şekilde göreceğiz. Yani enflasyonu bu karar dünya küresel enflasyonunu da yukarı doğru itecektir. Fakat bugünden yarına olacak bir şey değil. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde eğer yöneticiler Çin'deki Çin Halk Merkez Bankası Başkanı veya işte diğer ekonomi yönetimi bu kararları uygulamaya devam edeceklerini söylüyorlar. Bu devam ederse eğer bu sonuçları göreceğiz. Bu sabah itibariyle de biraz sonra borsaya değineceğiz ama bu haberle birlikte tüm dünya piyasalarında şu an olumlu bir gelişme var. Aynı zamanda altında dün 1350 dolarlardaydı. Özellikle 1320'nin altını pek beklemediğimi belirtmiştim.
şu an 1419-1420 dolara geliyor. Bu sabah yazmış olduğum yorumda da altının çok sert bir artış yaptığını, sabah çünkü ben buraya gelmeden önce, yayına girmeden önce 1399 dolardı, yani 1400 dolardı. Şu an 1420 dolarlar zorlanıyor. Burada yatırımcıyı çok ciddi bir şekilde uyarmak istiyorum. Nasıl ki düşüş sırasında 1500 aşağı kırıldığında, 1525 aşağı kırıldığında çok sert panik satışlar vardı ise, altın daha fazla düşmez mentalitesi bu sabah Çin'le birlikte oluşmuş durumda. Evet. Ve dünyaya küresel enflasyonu arttıracak bir etki bu. Çin'in bu yaptığı. Çin mallarının pahalanmasıyla birlikte gelecek bir etki. Artı Çin yuanının değerlenmesi varış bir başka etki daha yapacak. Çin'in ithal ettiği malların aslında hani yurt dışından Çin şeyi alıyor, ham madde alıyor, işte demir cevheri alıyor, diğer şeyleri alıyor. O tip noktalarda da ucuzlamış olacak yani Çin yuanına karşı. Dolayısıyla ham madde Çin için ucuzlayacak, Çin daha fazla talep edebilir. Bu emtia piyasalarını yukarı çeker ve emtia piyasalarındaki yukarı hareket dünyaya küresel olarak yeni bir enflasyon getirir. Altın şu an bunu satın almaya başladı. Hı hı. Artık biz şunu söyleyebiliriz altınla ilgili olarak. Biraz sonra altını grafiklerle yorumlayacağım ama 1320 dolar artık çok net bir seviye. Yani onun altına düşmesi artık daha neredeyse çok zor ama geri çekilme yapacak altın. Yani hı hı. Bu panik alışlar var şu an. Evet. Bu panik alışların sonrasında bu 1-2 haftalık bir dengelenme sürecini görmemiz lazım. Artçılar geliyor şu an. Altında büyük bir deprem oldu. Bu deprem sonrasında grafikler çok oynak hale geldi. Bu oynaklık aynen devam ediyor. Dün 1350 olan şimdi 1420. Türkiye'de de biliyorsun altın bulamadı insanlar. Çeyrek altın bulamadılar. Hocam çok altın detaylı konuşacağız ama çok enteresan bir dün örnek verildi kapalı çarşıda, onu söyleyeyim bu yeri gelmişken. Çeyrek altında işçilik 5 lirayken normal şartlarda, evet, bugün 25 lira olmuş o işçilik. Çünkü evet, yetiştiremiyorlar. Durmadan çalışıyor. Ve müthiş çeyrek yani. Altın kesinlikle alım önermiyorum yani çeyrek altında. Evet. Yani çeyrek altını almasın, altın alacaklar. Alacaklarsa dahi almasın ki bu seviyelerden şu an öneremem. Yani hı-hı, çok sert bir artış var. Biraz sonra grafikleri göstereceğim. Hocam bir başlık daha var, ona bakalım. Ondan sonra zaten, hı-hı, bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra altında borsayı detaylı konuşacağız ama dün IMF Başkanı'ndan da, Lagarde'dan da bir açıklama geldi. Avrupa Merkez Bankası'nı işaret etti Lagarde. Evet. Yani en büyük hareket alanına sahip olan kurum olarak onları gösterdi. Ne demek istedi? Niye böyle bir çıkış yaptı? Evet Barış, aslında şöyle, Lagarde ısrarla son 3 aydır şey yapıyor. Avrupa Merkez Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesini istiyor. 3 gün önce bu şeye benziyor. Lagarde Zafer Çağlayan aynen aynen durumu, aynen. Aynen aynen. Gaza basın diyor Lagarde. Öyle bir tarafta gaz filan şeyi. Evet, orada da Almanya asla bastırmam diyor. Hani enflasyon olur vesaire diyor. Hı. Almanya'nın bu endişesi falan bu, hani böyle bir şartta, bu ekonomik şartlarda anlamsız. Zaten dün Noriel Rubini'nin de şeyi vardı, açıklama. Yani bu istikrar önlemleri ekonomileri ciddi anlamda çökertiyor, zayıflatıyor şeklinde bir hasta düşün ve bu hastaya bir ilaç veriyorsun sen. Almanya diye bir doktor var, diğer bir de Amerika diye bir doktor var. Amerika'nın verdiği ilaç var, Almanya'nın verdiği ilaç var. Her iki ilacı karşılaştırdığında birisinin hastasız hala yatalak, kalkamıyor yataktan, öteki hiç olmazsa yürümeye başlamış, yani odada gezinmeye başlamış falan. Bu çok net görüldü artık ama Almanya'nın çok büyük bir ısrarı var bu konuda. O yüzden Avrupa Merkez Bankası özerkmiş, yok Türkiye Merkez Bankası özerkmiş, Amerika Merkez Bankası özerkmiş, artık bu hikayeleri gitsinler başkalarına. Merkez bankalarının hiçbiri özerk falan değil. Evet. Almanya orada bugün düşürün dese faizleri, anında faizleri Draghi düşürecek. İşte IMF Başkanı da 3 gün önce dünya küresel, hani küresel görünümü yayınlayıp bir de Avrupa için -0.3 büyüme tahmininde bulununca, yani Avrupa bölgesinde bu sene de daralma olacaksa yandık yani. O zaman resesyon gitgide bir depresyon haline dönüşecek. İşsizlik sürekli artıyor Avrupa Birliği'nde. Bu arada Egan Jones işte Almanya'nın kredi notunu düşürdü çünkü sürdürülebilir değil Almanya'nın gücü dedi. Zaten Almanya'da ileride seçimler olacak. Hı hı. Buradan Lagarde sürekli olarak baskı yapıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bir tek hareket alanı var.
Dolayısıyla bu hareket alanını kullanmalı. Yani faizleri indirmeli diyor. Ki ben de buna %100 katılıyorum. Ve IMF'nin bu önerileri şu an Avrupa için doğru öneriler. Ama karşısında Almanya olduğu sürece bu sıkıntı yaratacak. Belki gelecek ayki toplantıda Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan indirime gidebilir. O zaman hikaye çok değişir yalnız. Yani o zaman küresel hikaye ve küresel borsaların hikayesi çok değişir. Şu an bir miktar borsalarda çok yükseliş nedeniyle bir geri çekilme ve kar satışları var. O zaman onu o zaman değerlendirmek lazım. Peki bu Almanya'daki seçimler etkilemez mi hocam? Şimdi önümüzdeki aylarda. Şimdi Almanya'daki seçimlerin nasıl etkileyeceği konusunda ben geçmiş tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Özellikle siyasilerin yani Merkel'in ne politik uyguladığını biliyoruz. Yani Merkel'in ne diyeceğinin çok fazla önemi yok. Ama muhalefetin ne diyeceği çok çok önemli. Özellikle para politikaları ve uygulanacak Avrupa'da uygulanacak ekonomik politikalar konusunda muhalefetin ne diyeceği çok çok önemli. Mesela muhalefet şey yapacaktır, Merkel'i suçlayacaktır. İşte Almanların vergisini sen tuttun, ötekilerini kurtarmak için kullandın bilmem ne falan filan diyecektir. O söylemlerde eğer ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmesi, daha genişlemeci politika vesaire olursa muhalefette ve o da kamuoyunda şey çıkarsa bu çok büyük olumlu etki yapar. Ama tam tersi söylemlerde onları bilmiyoruz. Yani şu an muhalefetin seçim propagandası, bunu konuşmak için henüz çok erken. Dolayısıyla Lagarde'ın sormuş olduğun soruya cevap olarak Lagarde ısrarla faiz indirilmesini istiyor ve bu çok net bir şekilde de ihtiyaç var. Doğru bir öneride bulunuyor ama Almanya nedeniyle bu uygulanmıyor veya işte Avrupa Merkez Bankası Başkanı belki gelecek ay faiz indirecek ama bilemiyoruz. Peki hocam, şimdi son olarak şu notu da ekleyeyim. Bugün haberler vardı yine. Yunanistan'dan pek konuşmuyoruz bu aralar ama Yunanistan'da çocuklar artık okula aç gidiyormuş. Çöpten yemek topluyorlarmış. Böyle bir durum yaşanıyor. Bu da bugün benim dikkatimi çeken bir haberdi. Ekonomi sayfalarına yansıyan ama tabii Avrupa'nın göbeğinde hakikaten bu krizin ortasında bir de gıda güvensizliği kriteri diye bir şey çıkardılar. Onun etkisiyle tabii yaşanıyor bu açlık meselesi. Afrika ile aynı seviyeye inmiş. Açlık. Bu inanılır müthiş gibi değil. Yani ben hakikaten bizim buradan konuşmamız çok kolay oluyor ama işte Yunanistan'ın borcu silindi. Sizin için daha ne yapalım? 5 kuruş para verilmiyor. Zaten orada Yunanistan da Euro'ya bağımlı olduğu için Euro-Dolar paritesi yükseldiğinde dışarıya ihracat veya şey imkanları yok. Bu anlamda gerçekten çok hakikaten düşmanımızın başına vermesin Allah. Yani hakikaten şu an Yunanistan çok kötü günler geçiriyor. Çok acı örnekler var hocam. Bir okul müdürü diyor ki son zamanlarda farklı şeyler görmeye başladık. Çocuklar yemek için okulda çöp kutularını karıştırıyor. Arkadaşların artanlarını istiyorlar diye. Hakikaten felaket. Allah yardımcıları olsun. Yıllarca o tırnak içinde dolce vita yaşam. İşte emeklilerini haber yapıyordu bizim medyamız hatırlarsanız gazeteler. Ya inanılmaz. İşte tatlı ya. Emeklilik, tatlı hayat. Türkiye'de 5 yıldızlı, 7 yıldızlı neyse otellerde gelip kalıyorlardı emeklileri. İşte sonu böyle. Ya Barış bak orada bir şey söyleyeyim. Gerçekten bütün krizleri ben neredeyse olmuş bütün krizleri incelediğimde tek bir sebebi olduğunu birçok yayında söylüyorum. Tek bir sebebi var. Üç tane şey var. Bir ekonomide yönlendiren bir ekonominin dinamiği aslında hane halkı. Hı hı. Tüketirse, harcarsa ekonomi büyüyor. Hükümetler, devletler, işletmeler ve hane halkı. Tamam mı? Bunlardan herhangi biri veya herhangi ikisi veya tamamı eğer geleceğini borçla harcıyorlarsa yani ipotek altına alıyorlarsa geleceklerini kriz yaşamamalarına imkan yok. Fatura önüne geliyor yani. Evet. Benim endişem ne biliyor musun? Şu son Merkez Bankası kararlarıyla faizlerin bu kadar düşürülmesi, kredi faizlerinin inanılmaz eksi seviyelere yani mevduat faizlerinin eksi seviyelere gelmesi. Ya bu insanları gerçekten harcamaya yöneltecek. Allah'tan Türk halkı hani bir aile sistemine sahip ve bu aile içerisinde konuşuluyor. Türk halkının sağduyusu çok güçlü. Çok kriz yaşadı Türk halkı. Bu nedenle hani borçlanma konusunda halkın sağduyusu müthiş. Ama ortamı sen hazırlarsan o ortamı yaratıyorsun. Evet. Bu salona %80 nem ver. Buralardan bile ot çıkmaya başlar. Ortamı hazırlıyorsun ya. Yani. Dikkat etmek burada lazım. Burada vebali var bu işin. Evet, yani. Hemen burnumuzun dibinde çok acı bir örnek. O yüzden bizim de çok dikkat etmemiz lazım. Hocam bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra altını detaylı konuşacağız. Borsayı çok detaylı konuşacağız ama kısa bir ara. Aradan sonra beraberiz.
Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam altını konuşmaya başlayalım. Şimdi altına az önce biraz değindik. Hakikaten fiziki talep sebebiyle bir yükselişe geçti. İşte özellikle Türkiye'de ne talep var değil mi? Şimdi herhalde evet, şöyle evet düşünüyorum ben. Yaz da yaklaşıyor ya, düğün zamanı. Şimdi ucuzken alalım, kenara atalım şeyiyle. Aynen. Herkes herhalde altına hücum etti. Kapalı çarşıda ciddi bir kara borsa oluştu. Evet. Enteresan rakamlar havalarda uçuşmaya başladı. İşte az önce söyledim, işçilik 5 liradan 25 liraya çıktı çeyrek altında. Ne diyorsunuz bu altınla ilgili? Bu arada şunu da hemen ekleyeyim Turgutçu'nun yorumunu da. Siz altında çok iyimserdiniz. Siz de kötüye döndüğünüz an altının arkasındaki son kale devrildi düşüncesiyle altını sattım, düşüşte çift aldım. Bugün de verdim, çıktım diyor. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Yani orada kesinlikle yanlış algılama var. 3 aydır ben burada altın kesinlikle önermiyorum. Şu an asla yani şöyle, altın 1525 ile 1650 arasında dolaşırken 1520 stop, orası dikkat edilmesi gereken nokta. Vatandaşın ne haberi olacak? Gece yarısı saat 2'de 6525 doları aşağı kırmış gidiyor. Üstelik son 3 aydır aman altına. Bugün gazetesinde yazdığım yazılara baksınlar. Hı hı. Yani bugün gazetesinde yazdığım yazıda şunu söylüyorum. Diyorum ki altın yatırımcısını çok üzebilir, dikkat diyorum. Ve bu şekilde özellikle son 3 aydır altınla ilgili olarak asla yeni bir alım önermedim. Ama şunu söyleyeyim. Dedim ki 2 sene sonrayı mı düşünüyorsunuz? O zaman zaten 1600'müş, 1500'müş vesaire çok fazla bir önemi yok. Çünkü bu politikaların birçoğu ciddi bir şekilde enflasyonu dünyaya getirecek. Ve altındaki, şimdi göstereyim ben daha önce ne olduğunu istersen göstermeye çalışacağım. Şu an için henüz grafiği ayarlayamadım ama evet. Grafiğin yerine altınlar geldi hocam. Altınları evet görüyoruz şu anda. Evet, grafiğin yerine altınlar geldi. Şu an yani 1900'lerden beri altın fiyatı var. Yani 1900'lerden bu yana altın fiyatı var. En büyük düşüş 1980'de oluyor. Bu zamanki kadar bile düşüş değil. Arkasından çok ciddi sert bir yükseliş daha yapıyor. İzleyen 3-5 ay içerisinde. Evet. Benzer şekilde zaten altın bu dalgalanmaları yapacak ama 1525 kırıldığında altının çok boş olduğunu, yani o seviyenin çok boş olduğunu, onun yatırımcının dikkati, üstelik de bu tür durumlarda forex piyasasına adam girmiş işlem yapıyor. Yani forex piyasasında 1'e 100 kaldıraçla, bırak 1'e 100'ü, 1'e 10 kaldıraçla işlem yaptığında %1'lik bir hareket senin zaten %10 paranı götürüyor veya %10'luk bir hareket oldu, paranın tümü gitti eğer orayı stop koymadıysan. Yatırımcının öğrenmesi gereken şey şu: şurada siz alım önermiştiniz, burada bunu yapmışsınız. Ya ben her ne önerirsem önerim. Yani alım da önersem, satış da önersem fark etmez. Bir stop seviyesi veriyorum. Diyorum ki borsaya buradan girilmez. 86.700 yukarı kırılmadan geçilmez. Tekrar alınmaz. Neresi stop? 86.700 yukarı bir kırılsın görelim. Olumlu bir hareket olsun. Bu, piyasanın da aldığını, yabancıların da aldığını göreyim. Ondan sonra alım yapacaksan yap. Orada bir stoptur. Satış yapmışsan yeniden alacağın yer oranın kırıldığı yerdir. Veya hangi değer olursa olsun. Dolar 1.79, 1.77, 1.79 aralığından normal alım yapılabilir. Bu 1.75'i 1.74'ü görmez mi? Görebilir. Fakat ne zaman bir öneri vermiş olsak her zaman yatırımcıya diyoruz ki ya bir şeyi aldığınız anda para mı kazanmak istiyorsunuz? Nerede satacağınızı önceden karar vereceksiniz. Nerede zararı keseceğinize de önceden karar vereceksiniz. Çünkü zarar noktasına geldiğinde beynin en büyük zaafı bu. Yani yatırımcı beyninin en büyük zaafı bu. Zarar noktasına geldiği andan itibaren sattırmaz sana. İmkansız, o zararı kabul ettirmez. Her an yukarı dönecek korkusu yaşatır. Sen zarardasın. Her an yukarı dönecek korkusu yaşıyorsan kesinlikle satamazsın. Ama önceden karar vermiş birisi. Ben atıyorum 1000 dolar altın aldım. 1000 dolarda 100 dolar zarara uğradığım zaman veya 50 dolar veya 25 dolar ne kadar zarara katlanabiliyorsa o anda satacağım demediği sürece bu piyasadan hiçbir Allah'ın kulu günlük işlem yaparak para kazanamaz. Bıraksınlar günlük işlem. Yani günlük işlem, yani buradaki trade'i bir defa yakalar, iki defa yakalar. Yani olumlu bir şekilde yakalar. Fakat
Ondan sonraki her trade'i yakalamak ister. Hep tepeyi veya dibi bulmak ister. Bu kesinlikle çok yanlış bir davranış biçimi. Ve şu an mesela altın yükseliyor. Bak grafiği verelim şimdi. Altın çok sert yükseliyor şu an. 1420'lere geldi. Bu sabah ben bir yorum yazdım. 1399'da altın. Tam yorum yazdığım yer şurası. Yani web sitesinde çok kısa bir mesaj geçtim. 1400'lerde şu an. İşlem hacmine bakar mısın? Hı hı. Bunun sebebi ne? Sabah Avrupa piyasaları açıldı. Avrupa piyasaları açıldı. Çin kararlarını gördü. Çin kararlarının demin benim söylediğim dünyada enflasyonu azdırabileceği beklentisi oluştu. Geldi 1420'ye. Tam yayına girdiğimiz anda şuradaydı altın. Yayına girerken ben ne dedim? Dedim ki şu an panik alışlar var. Panik alışlar varsa sakın uzak dursunlar. Şu an alım yapmasınlar. Şu an geri gevşiyor altın 1415 dolara. Bunu 60 dakikalık grafikte gösterdiğimizde şu an hadi yakalasınlar. Yani yukarıyı aşağıyı yakalasınlar. Sabah diyorum ki 1420 dolar riskli. Dolayısıyla onun üzerinde kesinlikle alım yapmak riskli diyorum. Al niye onu söylüyoruz? İşte bu sebepten. Tam geldiği yer 1420-23 dolar seviyesi. Yani altın rasyonu %38.2 çizgisinin geldiği yer. Belki şey yapacak, altın 1450'lere doğru gelecek falan. Altın ne zaman benim için çok net bir şekilde alım sinyali verir? 1496 yukarı geçilecek, 1500'ün üzerine çıkacak, orada verir. Fakat bizim bildiğimiz şey, bizim izlediğimiz şey şu artçı deprem. Yani düştü, çok büyük sert düşüş, yükseldi, geri düştü, şuralara tekrar geldi, 1346'lara geldi. Hı hı. Tekrar buradan bir yukarı hareket yapıyor. Ve tüm bu yukarı hareket, aşağı hareket vesaire burada şöyle bir durum oluşturacak. Onu da gösterelim. Şu şekilde gitti, geldi, geri gelecek. Yani burada acayip bir şekilde insanları yanıltacak. Yukarı gidiyor diye alanlar daha sonra zarar edecek. O yüzden altında işlem yapmaktan, FX piyasalarında gerçekten bu işlemleri yapmaktan bence ha gün boyunca sürekli ekranın başındasın ve sürekli izliyorsun. Bir 10 dolara, 5 dolara, 20 dolara işlem yapıyorsan ve bu riski de alıyorsan ona diyeceğim bir şey yok. Ama bizi izleyen vatandaş şu an için şunu söylüyorum. 1350 dolara gelsin ki dün de zaten onu söyledik. Yani 1320'nin altını pek artık beklemiyorum. Çünkü burası dip oldu. Belli burasının dip olduğu. Onu da günlük grafiklerde vermiştik. Yani günlük grafiklere geldiğimizde şurada çok önemli bizim gördüğümüz bir hareket oluştu. Bu hareket çekiş dediğimiz bir hareket. Bu dip test edildikten sonra o dibin tekrar görülmemesi olumluydu. Ama şu anki yükseliş 1400-1420 dolara bir panik halinde altını kaçırdım, dipten alamadım, şimdi alayım şeyi. Bu sadece bizim yatırımcı için geçerli değil. Bu tüm dünyada bütün yatırımcılar aynı duyguları yaşıyor şu an ve bunun yansımasını görüyoruz. Şu an kısa vadeli girenler 1430'a gelse satamayacak. Niye? Bak alsa bile satamayacak. Niye biliyor musun? Nerede satacağını bilerek almayacak çünkü. Mesela adam dese ki ben 1415'ten alıyorum. Evet. Ne kadar zarara katlanacaksın? 1385'in altına geçerse satacağım. Ona diyeceğim hiçbir şey yok. O zarara katlanmayı göze alıyorsam ve o şekilde giriyorsam mesele yok. Veya 1450'ye gelince karımı cebime koyacağım. Ona da bir şey diyeyim. Ama yatırımcının %99'u bunu yapmıyor. Yani evet. Yatırımcının %99'u diyor ki ben diyor yukarı giderken aldım ama satacağım yeri bilmiyorum. Nerede satacağımı bilmiyorum. Ona karar vermemişsen zaten alma. Hı hı. Ne kadar zararına katlanacağına karar vermemişsen yine alma. Peki hocam, şimdi aslında soruların pek çoğunu yanıtlamış oldunuz. Soru Ahmet Öztürk'ün, Hakan Canlı'nın, Turgut Çin'in altında ilgili soruları vardı yine Umut Kaya'nın. Bizse de bir bakalım isterseniz. Son artık 3-4 dakikamız zaten. Dün sert bir düşüş vardı. Neden yaşandı bu düşüş? Bugün nasıl bir yön çizer haftanın son iş gününde? Evet, burada yalnız bir soru daha dikkatimi çekmişti demin. Barış, Yunus Emre Sevimay, ROIC nedir diye. Ona geleceğim hocam da. Hani ben bu borsayı altını bitirelim, en sonunu soracaktım. Return on Invested Capital. Return on Invested, evet. Neydi, geri dönüşüm? Yatırımın geri dönüşü. Evet, yatırımın geri dönüş oranı. Şimdi... borsa dün sert bir şey yaptı, düşüş yaptı. Bu grafiği verebilirsek arkadaşlar. Bu 60 dakikalık grafik. Dün piyasa şurada açılıyor. Ve burada açıldıktan sonra bir miktar yukarı gitmeye çalışıyor. Hı hı. Arkasından da çok sert bir düşüş yapıyor. Daha önce zaten bunu söylüyorduk.
Yani şey anlamında bir omuz baş omuz formasyonu oluşabilir. Ve burada benzer bir şekilde şöyle bir oluştu. Ve burası kırıldığı anda da şu boyut kadar bir düşüş beklerdik. Bu da 85.700. Burası 84.100. 1700 puan var aradaki fark. 1700 puandan 84.100, 84.250 kırıldığı anda yaklaşık 82.600'e kadar geldi. Ve bu da nereden baksan 1300-1400 puan civarında bir düşüş gerçekleşti. Bu sabah itibariyle açılışa bakıyoruz. Açılış 83.500 civarı. Benim bu sabah yazımda da belirttiğim yorum. Yani şu seviyeden açılacağız. Çünkü disket emirleri burayı işaret ediyor. Buradan sonra karşımızda en güçlü direnç seviyesi şurası. Burası da neresi? 84.000 ile 84.250. Yani şu aralık. Burayı yukarı geçmeli ve sağlıklı ve hacimli geçmeli. Ondan sonra biz çok daha sağlam yükseliş göreceğiz. Ama burayı bugün geçebilir mi diyorsan ben bunu biraz zor görüyorum. Dış piyasalar çok olumlu. Amerika vadelileri çok olumlu. Asya'da çok ciddi bir yükseliş oldu Çin'de. Diğer Asya borsaları da fena değil. Şimdi altının yukarı gitmesi risk iştahının geri geldiğini gösteriyor. Yani dünkü evet. Havayla bugünkü hava bir değil. Fakat yatırımcı burada aldıktan sonra tahmin ediyorum buradan itibaren yukarı yönlü açılıştan sonra yavaş yavaş yukarı yönlü hareket olacağını düşünüyorum. Sonra bir geri çekilme. Tekrar yukarıyı zorlayacağını düşünüyorum. Ve bugün için en azından dünkü dip seviye bizim önemli bir destek noktamız. Dalgalanmanın tamamıyla şu aralıklarda yani 84.250-300 ile 83.500 civarında olmasını bekleyebiliriz. Bu arada ROIC dediğimiz şey şu evet. An açıldı borsa. 5 dakikalık grafiklere geçelim. Evet 83.428 dünkü kapanış seviyesinin yaklaşık 400 puan üzerinden açıldı. Dün de 83.038'den kapanmıştı. Bugün borsa tabii ki dünkü düşüşünlerden bir toparlama yaşayacak. Ama borsada sağlıklı ve güçlü bir yükseliş trendi için ben hala şartların oluştuğunu düşünmediğimden bir süre daha yatırımcı burada izlemede kalabilir. Son olarak hocam çok kısa ROIC nedir? Yunus Emre Sevimay'ın sorusu. ROIC şudur. Senle ikimiz bir ortak bir iş yapsak, sen 10 bin lira versen, ben de 10 bin lira versem, bu 20 bin lirayı yatırsak bir işe, bir fotokopici dükkanı alsak, makine alsak ve iş yapsak ve bir sene sonra da 10 bin lira kazansak. Yüzde kaç kazandık? %50 kazandık. Yani 20 bin liramıza 50 bin lira, 20 bin liramıza 10 bin lira kazandık, %50. Yatırılan, yapılan yatırımın getirisi demektir. Demek ki biz o zaman paramızı %6 faizle tutmak yerine öyle bir getiriyi tercih ederiz. Dolayısıyla evet. Biz de şirketlerin bu Borfin'de verdiğim eğitimlerde ve oradaki FastWeb Mali Analiz Programı'nda ROIC katsayısı vardır. ROIC oranı vardır. ROIC oranına baktığınızda mutlaka ROIC faizin iki katından fazla olmalıdır. Yani şu an faizler 6 ise evet. 12 veya daha üzerinde olmalı ki şirket yatırdığı paraya yüzde en az 15 kazanıyor diyebileyim ben. Peki. Yatırdığına ne kazanıyorsun? Bunu gösterir ROIC. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Bir haftayı daha noktaladık. Pazartesi sabah tekrar beraber olacağız. İnşallah. Size şimdiden iyi hafta sonları dileyim. İzleyicilerimize de katkılarını ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol göster. Bankacılığı Bank Asya'da.